Teknik Kariyer Kanalı'ndan hepinize merhaba dostlar. Bu videoda araçlarımızda bulunan tekerlek bilyasının değişiminden bahsedeceğim. E36 araç için ben bu videoyu hazırladım ama diğer araçlarda da bu durum benzer olacaktır. Hem değişimini yapacağız hem arıza belirtilerinden bahsedeceğim veya arıza teşhisi nasıl olduğuna dair bunun teşhisini hep beraber sizlere anlatacağım ve sizler de kendi aracınızda teşhisi koyup gerekirse elinizde yatkınsa bu değişimi yaparak aracınızdaki bir arızayı gidermiş olacaksınız. İsterseniz hiç vakit kaybetmeden tüm detaylarıyla işlemlerimize başlayalım. Şimdi öncelikle işe arıza teşhisinden başlayalım. Nedir bunun belirtileri? Nasıl bir arıza veriyor ki biz bu değişime ihtiyaç duyuyoruz? Şimdi ilk başta tekerlekler yani yüksek hızdayken veya 60-70 km hızdayken de olabiliyor. Çok yüksek hızdayken bu birazcık daha şey olabiliyor. Yani titreşimden dolayı duyulmayabiliyor veya motor sesinden dolayı duyulmayabiliyor ama 70-80 km hızlarında aracımızın tekerlekleri dönerken hangi teker tarafında bir arıza varsa o taraftan bir uğultu gelir. Veya vurum 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 diye böyle bu tarz bir ses yapabilir. Bu tarz sesleri duyuyorsanız veya bir uğultu varsa ve hız arttıkça da bu uğultu şiddetleniyorsa o zaman aracımızın sesin geldiği yöndeki bilyası dağılmış demektir, bozulmuş demektir. O bilyanın içerisindeki küçük bilyalar yani rulmanın içerisindeki bilyalar ses yapıyor. Bu da aracımızın sürüş konforunu dolayısıyla olumsuz olarak etkiliyor. Şimdi bir diğer yöntem de yani hani tespit etmek amacıyla diyorum, eğer balatalarınız diski sıkmıyorsa her iki tarafın tekerini çevirdiğiniz zaman, mesela diğer tarafın tekerini çevirdiğim zaman yaklaşık 7-8 tur, 9 tur atarken bu tarafın tekerini çevirdiğim zaman da çok daha az tur atıyor ve dönerken bir ses duyulabilir mi bilmiyorum ama yani çok fazla gelmiyor çünkü sesi. Kulağınızda dinlediğiniz zaman böyle bir bilyanın içerisinden onun çok hani ustalık olması lazım. Bilyadan böyle bir sürtme sesi, bir dağınık rulman sesi gibi bir ses alıyorsunuz. Tabii bu bir ileri seviye aşamadaki bir tespit yöntemidir ama işte her iki tarafında dediğim gibi çevirirseniz bu şekilde dönme farkından dolayı da eğer çok aşırı bir fark varsa burası 3 tur dönüyor, o taraf 8-9 tur dönüyor. O zaman burada da hani bir rulmanlarında bir sıkıntı vardır diyebiliriz ki kaliperler eğer diski sıkmıyorsa ki bunda öyle bir sıkıntı yok bilginiz olsun. Yine tekerlekleri hem X ekseninde hem de dikey eksende yani şöyle Y ekseninde şöyle ileri geri salladığınız zaman çok fazla bir boşluk olmaması gerekiyor. Tabii bu ön takımın rod kolları, rod milleriyle alakalı bir durum ama tabii yine burada da hani bir ustalık veya bir tecrübe gerekiyor. Sadece diskin sallandığını hissetmeniz lazım. Eğer diskte bir sallantı varsa o zaman yine yatak içerisinde de rulmanlarda da boşluk olmuştur diyebiliriz. Şimdi bu belirtileri yaptıktan sonra eğer belirtiler varsa değişimine karar verdiysek ben kendi aracım için Febi marka Alman malı şu şekilde bir şey aldım. Porya aldım aslında. Bunun bir diğer adı da Porya. Tek başına olursa şurada içerisinde bakın bunun bilya var. Rulman var daha doğrusu. Bilya demeyelim yanlış olmasın. Bu rulman bazı arabalarda tek başına bu şekilde takılabiliyor. Özellikle arkadan çekişli arabalar, arkadan önden itişli arabalarda arka tamamen boş olduğu için sadece bu şekilde bilyalar takılıyor içerisine. Rulmanlı yatak bağlanıyor. Ama bu Porya olduğu için hem gövde diskin bağlandığı kısım hem de içerisinde rulmanlı yatak var. Bu da bu şekilde satılıyor. Ben Febi marka aldım. Bu şekilde size de göstereyim. Şimdi bunun değişimini yapacağım. Yansan ayarmanızı pek tavsiye etmem. Çünkü çabuk dağılıyor. Şimdi diski sökeceğiz. Diski sökmeden önce şuradaki kaliperi alacağım. Bunu yukarı bir yere asacağım. Kaliperin arkasında tutan iki tane cıvatası var. Şuradaki kapağı alacağım. Şuradaki alyan cıvatayı sökeceğim. Daha sonra diski aldıktan sonra diğer işlemlerimize devam edeceğiz.
Şimdi gördüğünüz gibi Porya'ya ulaştık. Burası bayağı zor dönüyor. Sürekli hani kullandığım için ve test ettiğim için hissediyorum. İçerisindeki rulmanın hani dağılmış olduğunu veya bozulmuş olduğunu düşünüyorum. Hissediyorum yani bunu çevirerek. Hani bunu sürekli söküp taktığınız zaman sizler de böyle çevirerek hani bunun şeyini anlayabilirsiniz. Veya taktıktan sonraki haliyle bu şekilde hissederek de bunun bozuk olup olmadığını zaten anlayabilirsiniz. Şimdi bunun asıl sökmesi zaten mesele. Şuradaki 46'lık lokmayla şurayı sökeceğim ve işlemlerime devam edeceğim tekrardan. Evet, somunumuzu da aldık. Şimdi bunun buradan çıkması biraz zor. Buraya şey yapmak lazım. Özel aparatlarla, çektirme aparatıyla bunu tutup buradan çekmek gerekiyor. Daha sonrasında da yenisini takacağız. Bu şekilde işlemimiz olacak. Öncelikle rahat sökebilmek adına hem arka taraftan hem de ön taraftan bir miktar yağlayıcı sıkıyorum. Çünkü buraya zamanla su girdiği için biz bunu tekrar kapatırken sıvıcı da sıkacağız zaten üstüne. Zamanla su girdiği için burası sürekli pas yapıyor ve iyice yapışıyor sisteme, yani ortadaki mile. Daha sonrasında da sökmek işte zorlu oluyor biraz daha. Şimdi bunu biraz bekleyelim işlesin. Şimdi şöyle tam ortaya bir tane uzun bir civata soktum. Yaklaşık 1 santim var boşluğu. Bu kadar çektireceğini düşünüyorum zaten. Kurtaracak. Şöyle bir çektirme aparatı edinmeniz gerekiyor. Tam civatayı ortalayacak şekilde bunu. Şimdi daha uzun bir civatayla geleceğiz. Gibi. Bunu doğru geliyor. Evet, gördüğünüz gibi çıkarttık bu şekilde. Bir parça. Tabii iç bilezik şeyde kaldı. Yani şöyle şunun arkasından fiyatlarsak şu şekilde baktığımızda şunun içindeki bilezik kısmı, rulmanın iç bileziği orada kaldı. Onu da yine bir çektirmeyle takıp sökmeye çalışacağız. Zaten en zor kısmı da bu. Burada kaldığı zaman birazcık daha çıkartması zor oluyor. Şimdi bakalım. Sökme işlemine devam edelim. Şimdi balta spreyle biraz temizleyeceğim. İç kısmını özellikle. Daha sonrasında WD-40 sıkıp bir miktar daha bekleyeceğim. Evet, şimdi çektirmemi tam şuradaki kerteye taktım. Kamera kapalıyken ben birkaç defa denedim, şey oluyor. Diş çok derin olmadığı için dışa doğru çektirmem ayakları attırıyor. Ben de bu şekilde iki tane kelepçeyi bir yaparak dışından sıktım. Yani inşallah bu sefer sorunsuz şekilde olacaktır. Güzelce sıkıyorum şimdi. Evet, güzelce ayaklar sıkıyor. Şimdi bismillah deyip başlıyoruz bakalım. Ne olacak? İnşallah sıkıntısız. Sanki ayak açılıyor gibi biraz. Biraz gevşetelim. Evet, tekrar şimdi. Evet, şu an yavaş yavaş geliyor. Üçüncü denemde. Evet, tam olacak. Şimdi göbek kısmını yağlıyorum. Yani şunu da söylemek istiyorum. Bakın hemen mesela şurada. Daha önceki herhalde bileği değiştiren usta, ona çokça selam gönderiyorum. Bakın buraya spiral sürmüş muhtemelen, içindeki bileziği çıkartamadığı için. Ve bu şekilde buraya biraz yaralanmış. Yani bir sorun oluşturur mu oluşturmaz ama bir daha bileğim bozulursa taşıyıcıyla birlikte ben onu da değiştiririm. En azından şu an çünkü öyle bir değiştirme imkanım yok. Bunu da bu şekilde, yani bakın biz burada çektirmeyle vesaire uğraşıyoruz, bir şeyler yapıyoruz. Adam şak diye spirali sokmuş.
Oradan sökmeye çalışmış. Yani spirallik olsaydı zaten biz burada spiralle girerdik. İşte o kadar en azından çektirmeyle mektirmeyle uğraşmazdık. Evet, bunun her yerini yağladıktan sonra herhangi bir yönü yok. Şurada ABS sensörümüz var, ona dikkat edeceğiz. Daha sonrasında bunu yuvaya takacağım. Bunu takarken de aslında özel bir aparat var. Yani iç kısmına takıyoruz. Bu sefer somunla sıka sıka bu şekilde yapıyoruz ama bende öyle bir aparat yok. Dikkatli bir şekilde plastik çekiçle ve üstüne koyacağım bir takoz da bunu şey yapacağım, yerleştireceğim. Normalde bunun tork ayarı var, 290 Nm. Yalnız benim tork anahtarı buna uymadığı için bunu elle yapacağım. Buradaki somunumuz gevşemesin diye de tekrar eski haline, yani şuraları vurarak sıkıştırıyoruz. Emniyet almak açısından. Evet, şimdi kapağımın etrafını sıvı jontayla bol bol sürdüm. Çünkü eski kapak, yeni kapak da olsa yine sıkacaktım ama en azından hem kapağın düşmemesi için hem de içeri suyun girip nüfuz etmemesi için bilyanın diğer kısımlarının dağılmaması adına bunu takıyoruz. Bu şekilde. Evet, bu kapağı da bu şekilde taktım. Artık işlemim tamam. Benim söyleyeceklerim ve anlatacaklarım bu kadardı. Dikkat etmeniz gereken noktaları detaylarıyla gösterdim. Sizler de arıza teşhisinizi veya değişimini ekipmanlara sahip olduktan sonra yapabilirsiniz. Öncelikle iş güvenliğinizi alın. Daha sonrasında da kolay gelsin diyorum sizlere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşça kalın.